Herkese Lampes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Yine süper video ile karşınızdayız. Bugün sıfırdan bir kadro kuracağız. Ama Uygur kardeşimize kuracağız arkadaşlar. Tam bir yıldır bu oyunu oynuyormuş. Bakalım bir yıldır bu oyunu oynayan kardeşimiz, Uygur kardeşimiz nasıl bir kadro kurmuş? Ben de çok merak ediyorum. Sizlerden bir ricam, videonun belirli bir yerinde durdurup alta yorumlara lütfen kaç yıldır ya da kaç aydır bu oyunu oynuyorsunuz ve kolektif gücünüz kaç, yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bu arada en fazla sorulan sorulardan biri takipçilerin kadrolarını yorumla gelecek. Bugün o video yok ama yarın itibaren yine büyük ihtimal gelecek. Takipte kalmayı ihmal etmeyin. Bu arada abone olan olmayanların yani şu anda kanala abone olmayan %70'lik bir kesim varmış izleyen. Abone olursanız bizi mutlu edersiniz diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Xabi Alonso görüyorsunuz. Hemen şöyle bakalım. Xabi Alonso alınmış. Menajer değiştir dediğimde Mikel Arteta, Zico ve Xabi Alonso toplam 3 tane. Bu Ekalak Tong Amme'ye niye almış bunu? 40 yaşında. Bunu bir kardeşimiz videoyu izleyecektir muhakkak. Yorumlara yazabilirse çok mutlu olurum. Çünkü 3 tane aynı menajer. Bir de dedim farklı şey var mı? Yo. Abi bir menajer hızlı kontrol hata 4 oynar mı ya? Kaç yaşında bu? 40 yaşındaymış. Niye aldı? Büyük ihtimal bir akrabalığı falan mı var? Niye? Çünkü mesela benim amcam falan olsa alırım onu. Yoksa 4 hızlı kontrol atakta falan. Neyse biz tabii ki de bugün ne yapıyoruz? Buzdolabı gibi teknik direktör Xabi Alonso'yla takımımızı kuracağız arkadaşlar. Bir tane şöyle boş bir adam alalım. Boş derken Lucas Wingert beni yanlış anlamasın. Yani boş derken ona boş demek istemiyorum. Sadece DP olarak arttırılmamış bir kart demek istedim. Kendisi de bizim takipçilerimizden biri. Oha! Şu dakikayı yoruma alıp oha yazarsanız çok mutlu olurum. 165 tane 10.000'lik, 148 tane 4.000'lik, 162 tane 1.000'lik. Babacım bir yılda 13,5 milyondan fazla da GP'si var. Şu ana kadar beni mest etti, kendine aşık etti bu hesap. Ama bir de isterseniz sözleşme yenileme öğesine bakalım. Sözleşme yenileme öğesine baktığımızda da gayet iyi, toplamda 880 günlük sözleşme yenileme bileti var. Buradan matematik hocama selam olsun. Bana çarpmayı bölmeyi bölme oğlum dedi. Bölücü olma, çarp dedi. Arttır dedi ama eksiltmeme bölme dedi bana. Matematik hocama buradan selamlar. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Kaleci olarak baktığımızda dostlar şu oyunculara da bir bakalım kaç oluyor. Bazen çünkü soruyorsunuz. Ben de videoda bakmadığım için bilemiyorum. Şu şekilde hepsine baktım. Gördüğünüz gibi en baba yarroyu alacağım tabii ki de. Schmeichel'ı alacağım. Schmeichel'la bir yılda bakalım gerçekten, ne yalan söyleyeyim, hesaba aldığımda kardeşimden bir beklentim, çok bir beklentim yoktu. Ne kadar para harcadım harcamadım onu da sormadım bu arada. Ama özellikle o DP'leri gördükten sonra bir böyle içimde bir ferahlık oldu. İnşallah o ferahlık kadroya da yansır ve bizi ve hatta siz izleyenleri mutlu eder. Çıktık yukarı. Bakalım kimler var. Bugün bu arada nasip olursa 4 video şeklinde ilerliyoruz dostlar. Kanala en azından o 4 videolara bir tıklayıp abone olmasanız da bir like atıp bir yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Dostlar 97, 96, 96. Şimdi bize bu şekilde bir dizilişi bırakmış. Ben hemen şöyle aldım. Bu kardeşimizi 101 yaptık gördüğünüz gibi. Guardiol oyunda bu arada tutulan oyunculardan bir tanesi. Şöyle kontrol ettiğimizde hızlı. Babacım hız hızdan varsa çok büyük fark var ama. Neyse bir sol beki alalım. De Ligt'i alacağım şimdi 100. Saliba 100. Arsenal paketi de alınmış bu arada. Varan kaç oluyor? Varan 99'da kalıyor. Virgil van Dijk 99'da kalıyor. Yani Saliba Rudiger de 100 oluyordu galiba değil mi? Rudiger de 100 oluyor ama biz Rudiger'i alalım şuraya. Ve sağ tarafa da Saliba'yı alalım. Sağ stoper anlamında yani. Kimmice falan da var. Kimmice'nin bu kartlar artık eski. Yani 98... Çok fazla kullanıldığını görmedim. Hani orada Saliba'lar, De Ligt'lar bir tık daha ön planda kalıyor gibi duruyor. Ya da Rudiger'ler. Şimdi sol bek kısmını kontrol ettiğimizde sol bekte kimler var? Costa Curta'yı bu arada Guardiol'un burada ama bu kartı mesela destansı, nasıl destansı kartı daha kötü olabiliyor ya? Yapmayın böyle şeyler Konami. Hemen şöyle Costa Curta'yı da buraya aldım. Şu ana kadar 100'ün altında oyuncumuz yok. İyi gidiyoruz. Ve iyi de gitmeye inşallah devam edeceğiz. Hernandez var, Alfonso Davies falan görünüyor. Ama şu anda bizim sol bekte işimiz bitti. Peki sağ bekte kimler var? Sağ bekte bir tane kıstırırsak, kıstırdık bile. Dostlar hemen şöyle yapacağım. En azından Arsenal paket kartı o.
Bu Rudiger sanırım ki ücretsiz verilen Rudiger'di. Dixon'ı geldim buraya aldım. Güzel bir tasarım kart Guardiola'mız var. Destansı ücretsiz de olsa Costa Curta destansı ve 101. Paket kartı Arsenal kartı Saliba. Sağ bekte destansı Dixon ve kalede de 103'lük Schmeichel'ın olduğu görünüyor. Yukarı doğru çıktık bir defansif orta. Bu arada Cancelo falan da var sağ bekte. Eşref Hakimi de görünüyor. Yani defans anlamında sağlam derken bir de elim ayağım birbirine karıştı. Bir dakika, Petit peki solda oynuyor mu? Koy gitsin babacığım. Joshua kim mi? Harikasın. Dostlar bu yeni gelen Petit biliyorsunuz sol bekte oynayabiliyor. Sol beke Petit'i aldığımda şu anda Saliba, Arsenal paketi Saliba haricinde 2-4-5 oyuncuyu da destansı yaptık. Bu çok büyük bir artı oldu bizim için. Biraz daha yukarı çıkalım bakalım kimler var. Sağlam orta sahalar bulursak Joshua Kimmich'i sağ beke çekip Dixon'ı belki rezerve alıp ya da kadroda yedeklere alabiliriz ama orta sahada şöyle bir kontrol edelim. Verratti kaç oluyor bu arada Verratti? Verratti şöyle 100 oluyor Verratti. Şimdilik 100'de kalsın. Odegaard var. Odegaard da 100 oluyordur. Bellingham var ama hani zaten Arsenal paketi olduğunu biliyoruz. Birçoğunu da bu arada silmiş olabilir. Saliba var. Odegaard var. Çok da denk gelmedi bize Arsenal paketi. Diğer oyuncuları belki silmiş ya da önümüzde denk gelebilir bilmiyorum. Yukarı çıktık. Cengiz Ünder var. Çıktım yukarı biraz daha. Rafael Leao var. Kevin De Bruyne Gullit'i gördüm. Ofansif orta sahada. Şimdilik santrfor'u alabiliriz. Ya orada Verratti de özel tasarım bir kart olduğu için Verratti'den de açıkçası vazgeçmek istemiyorum. İlle orayı ofansif orta saha yapmamız gerekiyorsa şu şekilde de yapabiliriz biliyorsunuz ki. Hemen gelip şuraya yani Joshua Kimmich gerçekten düğününe çağır. Sünnet düğününde bile oynar. Her yerde oynuyor maşallah. Kevin De Bruyne'i gördük. Bernardo Silva'yı gördük. Şimdilik Bernardo Silva'yı şuraya alabiliriz. Bernardo Silva da abi yani inanılmaz bir performans sergilememiş de ya. Bu sene ayrılacağı söyleniyor. Bakalım ne olacak. Sonu aldık. 102 çok güzel. Kylian Mbappe var. Şimdilik Mbappe'yi alabilirim. Bu kartı 101 oldu. Bu kartı da 101 oluyor. Mbappe dediğin 101 oluyor arkadaşlar. Yani günümüzde Mbappe'ler 101 oluyor. Bunu sakın unutmayın. Yukarı çıktık. Salah var, Figo var derken dostum Lionel Messi'yi de buraya aldım. Bir yıllık bir hesaba göre çok iyi. Saka da geldi karşımıza şu anda. Maradona var. Maradona Messi'nin diğer paketi de alınmış. Bir nebze de olsa para harcanmış gibi duruyor hesap. Yukarı doğru çıktık. Kardeşimiz yorumları takip ediyor olacaktır büyük ihtimal. Zaten herhangi bir soru sorduğunuzda cevaplayacaktır. Ya da en azından kendi direkt bir yorum atabilir. Şu kadar harcadım abi. Zaten bir yıldır oynadığını söylemiştik. Kendisi detayları oradan paylaşabilir. En azından merak edenler oradan nasiplenirler. Gabriel Jesus da var gördüğünüz gibi. Bu arada Gabriel Jesus'a önemli bilgi vereyim. Büyük ihtimal Arsenal'de satış listesinde olacak bu sezon. Yani Arsenal'de kullanılmayacak. Özellikle şu anda ekranda sağ tarafta olan Havertz biliyorsunuz böyle bir sahte 9 gibi, gizli forvet gibi yani onu forvette oynatmaya başladılar ve memnunlar da büyük ihtimal Gabriel Jesus ayrılacak. Bir de banko oynayabileceği bir yer istiyor Gabriel Jesus. Sanki Gabriel Jesus'un yanındayım anasını satayım ama haberler yani aldığımız haberler. Dostlar bu arada Lionel Messi'nin bayağı paketleri var. Burada 35 yaşındaki de var. Cristiano Ronaldo suyuyu da alalım. Adriano da var gördüğünüz gibi. Gullit şöyle de yapabiliriz bu arada. Hazır hani tasarım kartlar okey ama şöyle Adriano'yu alıp alamadık. Verratti'yi çıkarıp oraya en azından 101'lik Adriano'yu alabiliriz ve bayağı da sağlam olur. 4-1-1-4 Maric bu arada şunu defans orta sahada yapabiliriz gördüğünüz gibi. Bir Saliba orada şey oldu. Bir genel diyeceğim bir saniye. O Saliba yerine orada alabileceğimiz başka bir oyuncu yok mu? 3 stoper de oynayamıyoruz. Petit mecbur Joshua Kimmich orada. Evet yapabileceğimiz başka bir şey yok. Oradaki oyuncu mecbur kalacak oraya. Messi'leri alamıyoruz. Hemen Haaland'ı alalım. Bu arada ciddi anlamda hesap ya yani bir yıllık hesabı göre oyunun ücretsiz verdiği kartlarla da birlikte böyle bir cover yapıp güzel bir kadro oluşturmuş. Hemen şöyle alıyoruz. Saka'yı aldım. Kevin De Bruyne'i aldım. Mbappe'yi alıyorum. Mbappe'ler 101 oluyor arkadaşlar. Karim Benzema. Verratti. Verratti artık eskimiş o kart ya. 100 oluyor. Griezmann'ı ve şuraya bu arada Saka'ya bir bakacağım kaç oluyor. Saka da büyük ihtimal 100 oluyordur. Aa bir dakika. Tamam Saka'nın 101'liğini almışız. Yani
Yemin ediyorum oyun bana bir saka yapıyor sandım. Tamam delatlarda falan da 100 oluyor. Dostlar 3155 kolektif güç. Özellikle ilk 11'e bakıldığında inanılmaz iyi bir hesap diyebilirim. Yedeklerde biraz alt kademeye düştük. Ya daha doğrusu alt dediğim hani destansı kartlardan oluşan bir kadro kuramadık yedeklerde. Ama şu anda bakıldığında sadece bir Saliba yerine bir tane sağlam bir destansa sıkıştırılırsa uzun süre bence paket açmadan rahatlıkla götürebilecek bir hesap. Ben konsolda gece 12'de yayın açıyorum. Beklerim bu arada. Gece 12'de yayınlarda ya 7-8 aydır hesabı top açmadık. Ona rağmen mesela cayır cayır hesap oynanıyor. Yani aslında kötü değil. O yüzden bu kadroda bir bence 5-6 ayı rahat götürür gibi duruyor. Tabi eFootball 2025 çıktığında oyuncuların güçleri inanılmaz abartı olmazsa yeni gelen oyuncuların. Bir bakacağız duruma göre. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bugün 4 video birden gelecek. Bir tane de konsol videosu gelecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.